Burada bu kadar 8 tane adamın içinden 7'miz de hayalimizdeki kadını anlattık. Murat abi o kadar kolay sıyrıldı ki bu işin içinden. Bu benim içime pek sinmedi. O yüzden Murat Bey sizi şöyle şu masaya doğru alabilir miyiz beyefendi? Buyurun. Lütfen. Gelin. Özel. Özel bir alkış konuşma yapacağız. Niye herkes burada anlattı? Ben de buradan. Bravo Murat Bey. Sahneye. Şöyle almak istiyorum. Yat. Al bunu. Gel şimdi. Dur yavaş. Yavaş. Gel. Şimdi. Niye gülüyorsun? Sen neden kaçıyorsun? Mehtaptan mı korkuyorsun? Bu kadar mı cesaretsizsin? Oo. Bu kadar mı yüreksizsin? Oo, yüreksiz değil mi? Sen korkak mısın sen? Mehtap ne yaptı sana böyle? Nerede o Murat? Eski Murat. Allah şimdi ikinci Allah. Baharını yaşayacaksın. Tamam. Tamam. Mehtap'la bir birliktelik yaşıyorsun. Eyvallah. Ona olan saygımız sonsuz. Onu bir kenara bırakıyoruz. Tamam. Ama Mehtap olmasaydı. Bak. Seni kurtaran kilit cümle bu. Mehtap olmasaydı senin hayalindeki kadın nasıl olurdu? Sakın Mehtap'ı unut. Mehtap var diye bir cümle de kullanma. Mehtap'ı düşünme yani. Şu an Mehtap hayatında yok gibi düşün. Hayalindeki kadını anlat bize. Amacınızı anlamadım ama tamam, anlatayım. Dur. Yok şöyle anlat. Bir arkadaşının hayalini anlat. Aynen. Bizim bir arkadaşımızın hayalindeki kadın şöyledi diye konuya gir. Dün de bahsettim ben. Fiziki görünüşü güzel olacak. Evet, göze hitap edecek. Benim gözüme hitap edecek. Boyu kaç aşağı yukarı? İşte normal sana 1.65 ile 75 arası boy olabilir. 1.70 ile 1.75 arası olmaz mı? Yok onun da boyu kısa zaten. 1.65 olur mu? 1.65 ile 1.75 olur yani. Ben 1.83-1.84 boyundayım. En çok sevdiğin göz 75. rengi? Bir kere topuklu ayakkabı hastalığım var. Oo. Evet yani topuklu ayakkabı giyecek. Evet. Başka abi? Gözleri güzel bakacak. Yüzü güleç olacak. Gözleri ne renk olacak? Gözleri, zaten herkesin gözleri çok güzeldir. Sadece güzel bakacak. Evet, göz hastalığı var bende. Çünkü abi ne renk olacak? Tercih ettiğim bir renkli, renk. Renkli göz tercihim tabii ki. Renkli evet. Göz seversin. Evet, tercihim. Tamam. Seviyorum çünkü o saç rengi. Falso vermiyor Adnan biraz. Balık etli olacak biraz ya, ondan bahsediyorum ya sana. Ya senden de bir şey çıkmaz kardeşim. Ciddiyim bak, balık etli olacak senden ama uzun boylu şey olacak. Aynısını sen de yapıyorsun şu anda bu adamın yaptığının. Vallahi öyle. Aynısını yapıyorsun. Ne abla. Aynısı ya? Ben sana diyorum ki hayalindeki sen... gelin adayı çaktırmadan böyle dolaylı yollardan sen Ceyda'nın özelliklerini anlatıyorsun. O da Mehtap'ın özelliklerini anlatıyor. Bu kadar korkak olmayın kardeşim ya. Ben ne alakası var? Saçma sapan konuşma. Şey biz yine birbirimizle tartışıyoruz, bu adam anlatmıyor. Evet. Hanım köylü Adnan, Mehtap'ın dizinin dibinden ayrılmayan Murat abi. Ya bu kadar mı korkaksınız kardeşim siz? Alt tarafı bir soru sorduk. Hayalinizdeki kadını tarif edin dedik. Evirdiniz, çevirdiniz, konuyu bir şekilde Ceyda ile Mehtap'a getirdiniz. Yapmayın ya. Bu kadar da hanım köylü olunmaz ki be kardeşim. Hayalimizdeki kadınlardan bahsederken Emre maşallah dil papuç gibi konuşuyor rahat rahat. Tabii kardeşim, seni de anlıyorum. Sevgilin yok, bize laf atmaya çalışıyorsun ama senin de sevgilin olduğunda özellikle seni göreceğim. Bekle beni. Ben size söyledim abi. Ama gerçek ben söylüyorum ya. Cansel benim hayalimdeki kadını aldı, ezdi, attı yani. İşte yani bazen hayalindeki kadından daha iyi bir kadın karşına çıkar. Hı. O zaman da dersin ki ben hayal etmeyi bilmiyormuşum. Hı. İyi yaptın. Şu an hoş iyi yaptın. Yaptın. Adama malzeme verdin. O hayallerimdeki kadından daha güzel, daha gerçek. Vay tüm ben gerçek. Senin var ya. Hayır abi yok, o anlatacak. Onu kaçırıyor. Ben anlamadım. Söylüyorum. Murat abi. Söylüyorum. Gerçekten mesela esmer olması, ben de esmerlerden hoşlanıyorum. Esmer mavi gözlü mü? Esmer mavi ya da yeşil gözlü, renkli gözlü. Hı. Ama buğday tenli. Hı. Ondan sonra. Hı. Karakteristik özellikleri de gerçekten bir kere hoşgörülü, mülayim. Erkeğine nasıl konuşacağını bilmeli. Nerede susacağını, nerede konuşacağını bilmeli. Hı hı. İyi niyet. Güzel yemek yapmalı. Kesinlikle. Evet, evet bak bu da önemli. Yani iyi yemek. Yemeği çok seviyorum. İyi yemek yapmalı. Çünkü ben kalabalık aileyi de seviyorum. Yemek vermeyi de seviyorum. Hı. Hep beraber. Onun için hamarat olmalı. Şeyi söylememe gerek yok. İnsan olarak temiz olmalı herkes. Herkes gibi. Ama bakımlı olmalı. Kendine bakmalı. Bak ben ona harcayacağım parayla ilgili falan hiçbir şeyim yok. Elimden imkanlarım doğrultusunda kendisine bakımı için. Ne gerekiyor? Taktığı halini hatırlıyor musunuz Mehtap'ın? Mehtap'ın mı?
Sen buradan şimdi Mehtap'a bir böyle esmerleş gibi bir şey mi demek istiyorsun? Ne diyorsun? Bir şey demiyorum söyle, ben. Söyle, dürüstçe söyle ya. De ki Mehtap bence de ya. Söylüyorum. Saçlarını boyatsana, siyah bana yapsana. Bana göre. Yok korkma ya abi. Neyi korkacağım? Ben hiçbir şeyden zaten korkmam. Yok. Ben bak o tarz şeylerin hiçbirinden korkmam. Hayır. O sana söylüyorsa. Bak o başka bir şey. Onun söylediği fiziksel görünüşte yapılacak köklü değişiklikler. Bu başka bir şey. Hayır, sen öyle öyle bir şey değil, aynen. O başka bir şey istiyor. Bu başka bir şey. Tamam, bu yapılabilir bir olan bir şey. Bak sen istiyor abi, kadınlar için söylüyorum. Güzel baksın, yüreği güzel olsun, geri kalanını kuaför hallediyor abi. Sarışınmış, ya esmermiş, bunu yapıyor. İyi izlemişsin benim geldiğim ilk günü ha. Hmm. Niye? İlk günü öyle söylemişti. Ben. Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Evet. Allah Allah. Vallahi hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Yoksa sen mi Murat abiden duydun geldin? Ya şu duyma şansı. Ya bu bir gerçek zaten, illa o söyledi diye kimse söyleyemez diye bir şey mi var yani? İlla ondan alıp buna mı söyleyeceksin? Bak siz aynı bu gerçek, çok yemişsiniz. Bu gerçek mi? Gerçek. Bu gerçek. Bu gerçek. Bu söylediğim gerçek. Hangisi? Onun için bakayım gerçek. Önemli olan o göz, bak evde yemek var yok, her şey olabilir, hiçbir problem yok. O kapı açıldığı zaman yüzü gülüyor mu? O gözlerin içi gülüyor mu? O yeter abi. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ondan sonra o gözlerinin içine geçer. Topladı yine. Bak daha yok söylediklerin abi hepsini topladı. Ya ne adamlar tanıyorum ben abi. Karısı onu zaten sevse, gözünün içerisinde o ışık olsa, o şey olsa, o adamın o eve aç geleceğini bilir. Gider o adama iki şeyin arasında menemen kahvaltısını yapar, hazırlar koyar. Kahvaltısını. Benim babam senelerce 5'te kalktı gittiği işe. Annem 4.30'da uyanır hazırlardı kahvaltısını, önüne koyardı her sabah. Tamam. Yıllarca yaptı bunu kadın. Tamam. Yani o yüzden hani biz bunları gören insanlar olarak nasıl sevginin nasıl olduğunu, nasıl sevgi duyulduğunu çok iyi biliyorum. Ama bunun tam tersi de var. Benim babam da yıllarca sabah 5'te gitti, annem hiç kalkıp yolculamadı bile. Ama babam bir gün çıkıp da sen bana bunu yapmadın diye de bir şey demedi. Demedi. Kardeşim işte bu yaşantılar, bu şeyler, anlayış, yani hani karşılıklı hayat şeyler. Tabiliyor muyum yani? Bunlar şahit olmalı. İstemez miydi baban acaba? İşte, bir de o da var. Babamın hep en çok imrendiği şey, babam bize öğüt verirken der ki, oğlum öyle bir kadın alın ki sabah sizden önce kalkıp kahvaltısına ben yaşayamadım, siz yaşayın. Yani bu annemin bu. Peki Ceyda öyle bir kadın mı sence? Göreceğiz, daha sabah kalkmadı. Ceyda pofur pofur yatar kardeşim bence. Doğru söylüyor.